Bizga xos bir ajoyib xayrli kun. Mening sevimli hofizlarim, xonandalarim bo'lmuş Muhabbatxon haqida va Ilyosbek haqida ikki og'iz so'z aytishning ilgi fursati keldi. Aziz do'stlar, ijodkorlikning o'ziga xos siri, asrori bor. Aytish mumkinki, sehri bor. Asıl icatkar icat peytide unutadı. Asıl hafız sahnege çıkıp aşule aytiyetken de uzunu unutadı. Ve o uzunu unutken de onu işleyetken halayık hem uzunu unutup mast bulup onu işledi. Ben bir de yukarıda etkenim bana Muhabbatxon hakkıda, Ilyosbek hakkıda o'ylaganimda ularni masalan asl ijodkor, asl hofiz, asl xonanda deb bilaman. Kuzatib yuraman. Ular hamisha sahnaga xalq oldida chiqqanda ashula aytganda, xonish qilganda o'zini unutadi. O'zligini tark etadi. Mana shu narsa ijodkorlikning shu asosiy xislati hisoblanadi. Bu shu insonning asl xonanda ekanligidan, hofiz ekanligidan, ijodkor ekanligidan bir ajoyib alomatdir. Birinchi alomat deyish mumkin. Muhabbatxon haqida men alohida bir mehr bilan, alohida bir e'tibor bilan bir aytishni istardimki, bu xonandamiz hali bir o'spirin bir qizaloq paytidayoq bir chaqmoqday otilib chiqib xalqning mehrini qozondi. Oradan shuncha yillar o'tdi. Lekin bu xonandamizning obro' e'tibori pasaygan emas. Pasaymaydi ham. Doimo yuksalib ortib boradi. Boshqacha aytganda, masalan, bugunning iborasi bilan xonandamizning reytingi hamisha yuksak. Endi Muhabbat Shamayeva haqida gap ketganda Ilyosbek haqida gapirmaslik mumkin emas. Chunki bu ikkalari qanday desam, ikki yor bemalol aytish mumkin. Aytaylik, ikkita masalan ikki yurak, ikki jon qo'lni qo'lga berib shu san'atning mashhur yo'llarini bosib kelishyapti.
İlyas Büyük'ün halkımız yaxşı bestekar, sazende, hafız sıfatta tanıydı. İlyas Büyük icra etken kuşkularını hemişe zavuk bilen işledi. O kişinin şirali avazıge zamanevi çok kuşkularım düşedi, makamda